Sevgili seyirciler, ben şunu düşünüyorum. Altılı masa içerisinde şu anda Kılıçdaroğlu'nun arkasında en sağlam duran kişi bence Gültekin Uysal. Bunu hem Gültekin Uysal'ın paylaşımlarından hem sözlerinden anlıyoruz. Hem de tavırlarından bunu anlıyoruz. Bence Kılıçdaroğlu da en çok altılı masada güvendiği isim de Gültekin Uysal. Biliyorsunuz Demokrat Parti'de Millet İttifakı içerisinde, altılı masanın dışında bir de Millet İttifakı içerisinde. Kılıçdaroğlu aday olduğunu açıklamadı ki. Şimdi son zamanlarda kazanır mı kazanmaz mı sorusu sorulmaya başlandı. İyi Parti'den geçenlerde bir İyi Partili yetkili Kılıçdaroğlu'nun kazanması konusunda kuşkularının olduğunu söyledi. Yani bu anlamda bir şeyler söyledi. Gültekin Uysal tam tersini düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyor. Bunu da ifade edeyim. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu arkasında en sağlam duruyor. İyi Parti, İyi Parti yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarıdır. Biliyorsunuz seçimlerde İyi Parti seçime giremiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleri istifa ettiler. İyi Parti'ye geçtiler. İyi Parti mecliste grup kurdu ve o Yüksek Seçim Kurulu o bariyerini aşarak seçimlere girdi ve bugünkü konumuna geldi. Zaten Meral Akşener bunu söyledi. Bir televizyon programında çok şey borçluyuz. Hayatım boyunca minnettar kalacağım diye söylemişti Meral Akşener böyle bir şeyi. Ardından Millet İttifakı'nın mimarı da Sayın Kılıçdaroğlu. Altılı Masa'nın mimarı da Sayın Kılıçdaroğlu. Diğer parti liderleri de çok önemli altılı masa içerisinde. Ama Kılıçdaroğlu'nun farklı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bence altılı masayı bir arada tutan da Sayın Kılıçdaroğlu gibi geliyor. Bence diyorum. Benim gördüğüm kadarıyla altılı masayı bir arada tutan da Sayın Kılıçdaroğlu. Ben anlamıyorum niye aday olmasa Kılıçdaroğlu. Yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması için hangi neden var? Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyenler bu nedenleri açıklamak durumundalar. Çünkü biliyorsunuz ya bir siyasi parti tarafından ya da bir ittifak tarafından aday olarak gösteriyorsunuz ya da bağımsız çıkacaksanız belli miktarda imza toplamanız gerekiyor. Mesela ben de o imzaya ulaşsam ben de Cumhurbaşkanı adayı olabilirim. Hiçbir siyasi liderliğim yok. Efendim siyaset de yapmıyorum. Ben Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsam belli oranda imza toplayıp da Sayın Kılıçdaroğlu niye Cumhurbaşkanı adayı olmasın? Kazanamaz diyenler bunun gerekçelerini açıklamak durumundalar. En azından altılı masa içerisinde bunun gerekçelerini açıklamak durumundalar. Niye kazanamayacağını da açıklamak durumundalar. Bence muhalefet adına iyi işler yapan bir lider. Hem gündem şu anda hem altılı masayı bir arada tutuyor, hem bu oluşumun sağlanmasında çok büyük rolü var. Hem doğru belediye başkanları göstererek belediye başkanlığı seçimini Millet İttifakı lehine çevirdi. Hem de artık gündem belirliyor. Mesela uyuşturucu meselesini ki uyuşturucu sağlığa zararlıdır. Aman aman özellikle gençlere sesleniyorum. Bunun Türkiye gündemine taşınmasını ve tartışılmasını sağladı. Bu da iyi bir şey. Tartışılsın bu konular. Dolayısıyla bana çok saçma geliyor bunlar sevgili seyirciler. Şimdi